Ankara mikrofonundan herkese merhabalar. Tarihi bir günde sizlerin karşısındayız. Ankara Gücü Beşiktaş karşılaşması öncesi artık klasik hale gelen taraftar röportajlarımızın birinde sizlerle beraberiz. Taraftarlarımızla konuşacağız, onlarla dertleşeceğiz. Yönetime iletmek istedikleri, futbolcularımıza iletmek istedikleri her şeyi mikrofonumuz aracılığıyla buradan duyurabilecekler. Seslerini dinleyeceğiz. Bakalım onlar ne düşünüyorlar takımımız hakkında. Hafta içinde kulüp başkanımızın çok güzel bir tarihi açıklaması vardı. Beşiktaş taraftarlarını da bu tribünde görmek istiyoruz diye. İki kulüp taraftarları arasındaki kırgınlığı artık bir nebze olsun hafifletmek ve eski güzel günlere dönebilmek için güzel bir çağrı yapmıştı başkanımız. Biz de böyle tarihi bir günde sizlerin karşısında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ankara mikrofonu olarak hediyeli çekilişlerimizden, hediyeli röportajlarımızın birindeyiz şu anda. Bu hafta hediyeli çekilişlerimizde yöntemimizi biraz değiştireceğiz. 16 sorumuz olacak. Taraftarlarımızdan bir isteğimiz var katılım şartı olarak YouTube kanalımıza abone olmaları. Röportajımızın sonunda çekilişe katılmak isterlerse 2 adet lisanslı forma, 4 adet lisanslı atkı, 4 adet lisanslı şapkamızı hediye olarak vereceğiz. Bunları verirken de 16 sorudan istedikleri sırayla bana 16'ya kadar bir rakam söyleyecekler. O rakamın karşılığında olan soruyu kendilerine soracağız. Bakalım o sorulara doğru cevap verebilecekler mi? Ankara Gücü'nü ne kadar iyi tanıyorlar? Ankara Gücü'nü ne kadar iyi takip ediyorlar? Bunu da kameraların karşısında hep birlikte görmüş olacağız. Açılış faslını daha fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten taraftarlarımız maçın başlamasına 2 saat var ve şu anda stadyum etrafı dolu. İnanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir atmosfer var. Daha fazla açılış merasimini uzatmayalım. Hep birlikte taraftar röportajlarımıza başlayalım. Evet, taraftar röportajlarımızdan önce hepinizin çok yakından tanıdığı Volkan abim şimdi yanımızda. Tanımayanlar için de şöyle söyleyeyim. Biz bu işe ilk başladığımızda Ankara Gücü maçları öncesi taraftar röportajlarına ilk başladığımızda bizden önce kimse yoktu bu sahalarda. Ve Volkan abim çok büyük bir fenomen oldu o dönemde. Onun sözleriyle, onun röportajlarıyla çok eğlenceli zamanlar geçirdik. Ve bir özelliği var Volkan abimin, kimin gitmesini istiyorsa bu kulüpten o gidiyor. Öyle bir özelliği var. İnşallah bizim de ayağımızı kaydırmazsın abi. Yok estağfurullah, sen daha yürüyeceksin inşallah. İnşallah. Volkan abimize bundan 2-3 hafta önce bir söz vermiştik. Evet. Biz onu ailemizden biri olarak görüyoruz ve kendisine inşallah bedenine uyar diyorum. Uymazsa da kilo vereceğini söz verdi. İnşallah kilo verecek. Kendisine bir ben Dalton forma demiştim ama sen bana röportajda ıslak forma demiştin. Evet, ıslak dedi. Videoda izleyince dedim Volkan abiyi kırmayalım. Eyvallah, sağ ol. Çekilişsiz kurasız Volkan abime evet. Lisanslı bir adet ıslak forma hediye ediyorum. Efeciğim oradan X-Large abi X-Large ya. X-Large zayıflarız. Volkan abi söz verdi. Formaya giremezsem kilo vereceğim dedi. Hatraydan çıkma. Evet, Ankara Gücü Store'dan lisanslı bir formayı Volkan abime huzurlarınızda sözümde durarak hediye ediyorum. Ankara Gücü'nün kanalı Ankara Mikrofon. Beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynen, devam edin ha. Çok teşekkür ederim. Çok seviyoruz kendisini. Eyvallah. Eyvallah. Volkan abi güzel günlerde İnşallah kullanmanı da şöyle boyattım kendimi. Yeni makyaj yaptım. Hadi abi söyleyeceklerin olursa biz buradayız abi. Abi inşallah Emre durur ya. Çok zor ama sezonu tamamlayamayacağını düşünüyorum. İnşallah durur. Ya kariyerli bir insan. Eğer güzel de bir kadro verilirse güzel işler bu, yapar. Bu yönetimle duramaz. Mümkün değil. Buraya yazın. Bu yönetim istediklerini almayacak ve gidecek. İnşallah öyle olmaz diyelim. İnşallah abi olur. Görüşürüz. İyi bir maç olsun. Abi görüşürüz. Evet, taraftar röportajlarımıza Volkan abiye hediyemizle başladık. Transfer istiyoruz hocam. Transfer. 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 Yoksa yok. Transfer. Evet, taraftar röportajlarımıza şöyle bir iki adım yaklaşalım kameramıza da. Öncelikle ismini alayım. Mert. Mert. Mert, biz artık klasik röportajlarımıza şöyle başlıyoruz. Ankara Gücü'nün bugüne kadarki olan futbolundan, yönetim ve teknik heyet anlayışından memnun muyuz? Eksiklerimiz neler? Neler hayal ediyoruz? Bunları soruyoruz öncelikle. Öncelikle Emre Hoca gelene kadar olan Tolunay Kafkas döneminde çok büyük bir başarı sağladığımız söylenemez. Tolunay Hoca'nın lige yine üçlü stoper saplantısıyla başlaması sonucunda çok kötü puan kayıpları yaşadık. Tabi sonrasında Tolunay Hoca gitti, yerine Emre Hoca geldi. Emre Hoca geldikten sonra daha diri bir takım görüyoruz. Ya küllerinden doğduğu Tasos'la maçı da mesela. Bunları örnek görebiliriz buna da. Ama Emre Hoca geldikten sonra da takım yine çok dikiş tutamadı maalesef. İlk 45 dakika genelde daha çekinik bir oyun. Rakibi tanımaya yönelik bir oyun. Ama ikinci 45 dakika ona nazaran daha agresif, daha istekli bir hücum oyunu oynuyoruz.
Galibiyeti getiriyor mu? Getiriyor. Puan kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Gerisi önemli değil ama bu lig böyle devam etmez. Şöyle, biz teknik direktörlere göre çok fazla kadro değiştirdiğimiz için, şimdi Emre Hoca'nın oyun mantığına göre de bir kadro yok. Uyumlu bir kadromuz yok en azından. O hem takımı tanıyacak, öyle bir süreç geçirecek. İnşallah güzel günler olur diyoruz biz de. Yani. İnşallah güzel günler olur. Bunun için de tabii ki Faruk Başkanımızın devre arasında Emre Hoca'nın istekleri üzerine. Emre Yıldız'dan değil lütfen. Emre Hoca'mızın kendi isteğinden, Emre Berezoğlu olan Emre Hoca'mızın kendi isteğinden yola çıkarak transferler yapmanızı arzu ediyoruz taraftarlar olarak. Ankara gücünün şu an çok büyük bir yedek sağ bek sıkıntısı var. Yani rotasyon oyuncusu için bir sağ bek. Orta sahada Efkan ve Tolga beraber oynamaya devam edecekse Efkan ve Tolga'nın önünde bir 10 numara pozisyonunda oyuncu ya da Tolga'nın Morutan bu boşluğu dolduramıyor şu an. Morutan 10 numara için çok fiziksiz maalesef bizim ligimize göre. Ama Romanya liginde güzel işler yapabilir. Daha fizik gerektirmeyen liglerde. Morutan sağ kanatta oynarsa daha iyi olur ikinci yarılarda ya da maçın son 15 dakikası 20 dakikası neyse artık. Peki bugün zorlu bir maça çıkıyoruz. Uzun süredir aramızın bozuk olduğu bir takımla zorlu bir 90 dakika oynayacağız. Maç kaç kaç biter? Biz bekliyoruz Beşiktaşlı kardeşlerimizi. İnşallah gelirler, Ankara dönerimizin tadına bakarlar, yerler. Güzelce uğurlamayı düşünüyoruz onları buradan. Maç Ankara gücünün bizi yanıltacağını zannetmiyorum. Samsun Spor maçından sonra güzel bir galibiyet aldık geçen hafta. Ben Ankara gücünün puan kaybedeceğini düşünüyorum bugün. Yani ne olursa olsun Ankara gücü. Her koşulda Ankara gücü ama. İnşallah bizimle olur diyelim skorda. İnşallah skor bizimle olur. Abi cebimizde yoktu. Gençliğimizden verdik bize yani, sıkıntı yok. Eyvallah. Yarışmamıza katılmak ister misin ben? Tabii katılalım. Şimdi yarışmamızı biraz önce biz açılış anonsunda söyledik. 16 tane birbirinden zorlu sorumuz var. Tamamdır. Bunların arasında tabii kolay sorular da biz koyduk ne olur ne olmaz diye. Öncelikle soralım, katılım şartımız YouTube kanalımıza üye olmak. Ankara Mikrofonu kanalımıza üye misin? Tabii ki. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan takip ediyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. O zaman bana 1'den 16'ya kadar bir rakam söyleyebilir misin? İlki Ankara'mızın plakası olsun, 06. Az önce tahmin etmiştim. Evet, kolay sorularımızdan bir tanesiyle başlıyoruz. Bu sezon Ankara gücümüzün en pahalı transferi kim oldu? Ücreti ne kadar? Morutan 3 milyon euro. Çok doğru. İkinci soruyu sormamıza gerek kalmadı. Çünkü şartımızdaki sorudan birini doğru bilmekti. Sen de bunu doğru bildin. Evet, şimdi çekiliş aşamasına geçiyoruz. Bu sezon hediyeli çekilişlerimizden ikincisiydi. İkinci yayınımızın ilk çekilişinde Mert gerçekleşecek. 10 tane topumuz var. Karıştırarak birini seç bakalım sana hangi şanslı ürünümüz çıkacak. Ankara gücü taraftarlarının bütün şansını buradan göstereceğim şimdi ne kadar şanssız olduğumuzu. Şu beni çekti ya. Şoko. Gerçekten bütün Ankara gücü taraftarlarının şansını burada gösteriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, şöyle lisanslı bir şapkamızı da Mert arkadaşımıza hediye etmiş olalım. Güzel günlerde kullan. İnşallah bugün de şans bizimle birlikte olur diyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, röportajlarımıza devam ediyoruz. Abi ismini alabilir miyim? Barış Tansu benim ismim. 35 senedir bu tribüne gelir giderim. Yaş kaç abi? 47. Maşallah. 7 yaşından beri gelir giderim bu tribüne. Yani biz, bu Ankara gücü bizim hayatımız. Sevgililer gününde geliriz, anneler gününde geliriz. Hep bizim hayatımız burası. Hayatımızın %90'ı Ankara gücü, %10'u da. Aynen öyle. Ben kendim Ankara Haymanalıyım ben de. Her şeyimiz Ankara gücü. Eyvallah. Abi şimdi ne düşünüyorsun? Bu sezon inişli çıkışlı bir grafiğimiz oldu. Bir teknik direktör gönderdik. Yeni teknik direktör getirdik. Şu anda takımın gidişatını nasıl görüyoruz? Memnun muyuz? Düzeleceğiz mi? Neler olacak? Ben şunu söyleyeyim. Emre Belezoğlu nokta atışı oldu. Ama sezon başında yapılan yanlışlıklar var. Küme düşen takımdan her sene öyle oluyor. Yani mesela Hayrullah alındı. Hayrullah'ın arkasından Giresunlular lokma döktüler gitti diye. Yani onun için transfer yaparken 40 tane topçu almışız, bir tane transfer yapamıyorsak bu Ankara gücü büyüklüğünün ayıbı. Başka da yani inşallah Emre Belezoğlu'nu ben cumartesi akşamı da saat 1'e kadar dinledim. İnşallah her şey daha güzel olacağını düşünüyorum ben. Ya kariyerli bir insan, transferlerde bizim çok işimize yarayacak bir insan ama yönetimle uyum sağlaması lazım. Bence yönetimle de uyum sağlar çünkü Faruk Koca da o vizyona sahip bir adam. Ama Emre Yıldız'dan bir şekilde kurtulmamız lazım. Bu ikinci Emre Yıldız diyen taraftan. Evet. Ondan kurtulursak neden biliyor musun? Çünkü biz altyapısı güçlü bir takımız. Ankara'nın altyapısı hakikaten çok güçlü. Baksınlar, Hayrullah oynatacağına genç çocukları oynat. Daha iyi, ben TSYD kupasına da geldim. Sıraç var, o var, bu var.
onlarla uğraşacağına bu çocuklarla uğraş. Bence daha kariyerli olur diye düşünüyorum. İnşallah. Peki bugünkü maç özelinde sorayım abi. Ne bekliyoruz? Maç kaç kaç? Şartsız şursuz kazanmamız lazım. Çünkü Beşiktaş, diğer bütün Anadolu takımlarına yenilebilirsin ama Beşiktaş'a bu statta yenilmeyeceksin kardeşim. Benim bildiğim bu. Zaten inanılmaz bir taraftar kitlemiz var. Daha diyorum maça 2 saat kala burada inanılmaz bir enerji, atmosfer var. İnşallah da güzel bir şekilde sonuçlanır. İnşallah, inşallah. İnşallah bu şekilde de olur. İnşallah abi. İşte maraton tribündeyiz zaten. Sürekli gelip gider. Ben diyorum ya, ben bu tribünlerden Durmuşları, Yaşarları seyrettim. Ziyaları, küçük Ziya, büyük Ziyaları seyrettim. Şanslı bir neslim diyorsun yani. Yani artık daha neyi anlatayım ben Ankara güçlülüğümde. Eyvallah. Çok teşekkür ederim ben abi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii ki yani. YouTube kanalımıza abone olduk mu abi? Oldum. Ama şu anda şeyim yok herhalde. Olmadık. Ama oluruz. Sıkıntı yok. Olman lazım abi. Önce olacaksın, ondan sonra abi çekiliş yapacağız. Şartımız o çünkü. Abi şimdi iki tane soru soracağız. Bunlardan birini doğru cevaplarsan çekilişimize hak kazanacaksın. Bize birden 16'ya kadar bir soru söyler misin? 7 olsun. 7. Çünkü 6'yı arkadaş söyledi. Abi kolay sorulardan biri denk geldi sana da. Bu sezon en çok gol atan futbolcumuz kimdir? Kaç gol atmıştı? Bayiç attı. 3 gol mü ne attı herhalde? Yanlış abi. Bana bir sayı daha söyle abi. 10. Evet, zorlu bir sorulardan birine denk geldin. Aslında kolay bir soru da düşünmen lazım. Hemen cevap verme abi. Ankara Gücü'nün futbol hayatı boyunca, yani Süper Lig hayatı boyunca en gollü beraberliği kaç kaç? Dört dört mü? 4-4 doğru cevap abi. Kocaeli Spor maçı 4-4 bitmeli. Bu doğru cevapla birlikte abimizden çekiliş hakkı kazandı. Buyur abicim, toplar burada. Bir tane top seç. Şapka. Gösterelim şöyle kameraya da sonra yalan yanlış bir şey olmasın. Evet. Bir şapka daha kazandık. Abi güzel günlerde kullanmanı diliyorum. Bu boş olan değil mi? Bir dakika. Onu ben attım oraya. Boşu çektirmeyelim sonra abi. Allah'a abi çok teşekkür olun. Ediyorum. Çok İnşallah teşekkür güzel ediyorum. Olur. Bu İnşallah. Röportajımız uğur getirsin İnşallah. Diyorum. Şapkını da güzel günlerde kullan abi. Evet. Röportajlarımıza abi. Devam ediyoruz. Tanıdık bir sima, tanıdık bir yüz. Zorlu bir maç öncesi yanımızda. Evet, öncelikle tekrardan unutan izleyicilerimiz için ismini alalım. Adamım o, soyadım Çavdar. Hoş geldin. Hoş geldin. Ankara Gücü'nün gidişatını nasıl buluyorsun? Ankara Gücü'nün gidişatı inişli çıkışlı. Bu maç bizim belki de patlama maçımız olabilir. Bu maçtan puan kaybetmememiz gerekiyor. Yenmemiz gerekiyor öncelikle tabii ama yani maç bizim şu an kaderimizi belirleyebilir. Bir yenilgi daha kaldıramayabiliriz. Yani ara transfer dönemine kadar ne kadar fazla puan toplarsak bizim için o kadar iyi olur. Ara transfer döneminde de güzel transferler yaparsak yani önümüz bayağı açık. Ebru Hoca'ya güveniyoruz. Bütün taraftarlar ara transfer döneminde ciddi transferler bekliyor. Şimdiye kadar konuştuğumuz herkes öyle söyledi. Sizin aklınızda isimler var mı peki? Benim aklımda öyle bir isim yok ama ya bek almalıyız. Bek sorunumuz var. Malkü tekrardan gelebilir. Stoper attığımız kötü. Malkü tekrar gelebilir yani. Fazla bir ücretle de gelmez. Bek alabiliriz. Orta saha bir tane daha olabilir. Oyunu biraz daha aşabilen hızlı bir orta saha olabilir. Tolga biraz yavaş kalıyor. Efkan da bu aralar formda değil. İlk geldiği gibi değil. Yani bir orta sahada olabilir. Forvet'te de Alisson bu sezon geçen sezona göre geri kaldı biraz daha. Forvet'te olabilir yani. Kanatlarımız güzel ama. Ama mutlaka bir takviye bekliyoruz. Bekliyoruz. Peki bugünkü maç kaç kaç biter? Aklında öyle bir skor var mı hayal ettiğimiz? Bugün ben beraberlik diyorum. 2-2 biter abi. Ben de aynısını yazmıştım internette. İçimden bir 2-2 geçiyor ama inşallah öyle olur. İnşallah. Galibiyet bizimle olsun diyoruz. Ama tabii galibiyet istiyoruz. 2-2 dedim ama şans bizim yanımızda olsun. Eyvallah. Yani inşallah. Beşiktaş'ın durumu da kötü şu an. Olmayacak şey değil. Hediye kazanmak ister misin bizden? Zaten bizim abonemizsin. Sana artık sormayacağım bunu. O zaman çekiliş aşamasına geçelim. Şampiyonu ben kazansam çok iyi olur. Abinin de sırada bekliyorum. Lisanslı formamız var. İnşallah forma doğru, nasip olur, o da olur. Yani gönlünden geçen hediye senin olsun diyorum. Bana 1'den 16'ya kadar bir sayı söyler misin? 8. Evet, Ankara Gücü tarihinde en çok süre alan, ya da Ankara Gücü tarihi demeyeyim, bu sezon Ankara Gücü'nde en çok süre alan oyuncumuz kim? Bu sezon. Efkan Bekir.
Şöyle bir takımı göz önüne al söyledi. Bir adım da yanıma gel, öyle uzaklaşmayalım. Bu sezon. Şöyle bir düşün, takımı bir kafanda bir oturtur, sahadaki dizilişleri şöyle bir dön. Efkan Bekiroğlu geçiyor içimden abi. Değil, değil. Bana bir rakam daha söyle. 4. Çok kolay bir soru geldi. Ama umarım bunu da iyi düşünürsün. Ankara Gücü bu sezon kaç gol attı toplam bu maça kadar? Bu sezon toplam kaç gol attı? Bir şey söyle, bir acele etme, acele etme. Sezon... Bir oldu. Oradan sus. Oradan bir şey söyle. 18 diyorum da abi, aklıma bir şey gelmedi de. Bir daha bir düşün, bir daha bir düşün. 18, 6 mı üstü mü? Biraz infansı. İşte Bayit 3 tane attı. 2 daha gel, düşün. 2. 18 dedin, bir daha düşün. Buradan hediyesiz gönderebilirim seni. Bir daha düşün. 18 dedin, bir daha düşün. Hop. Daha. 18. 19 diyeyim ben. Bitti bu kadar. Doğru cevap 19'du. Doğru cevap en sonunda çok düşük. 20 deme. 19 ile 20 arasında fark var. Evet, şu anda çekilişe hak kazandı taraftarımızda. Karıştır şöyle, gönlünden geçen bir şey seyrediyorsun. Açıyorum abi. Abi biz gidelim mi? Altın dilde kazandık. Altın dilde kazandık. İçimden şapka geçiyor. Helal olsun. Şapka istemişti, içinden de şapka geçti. Alacağım, şimdi seni alacağım. Abi geliyorum, vardım da abi. Çok çok sağ ol abi. Röportajın başında inşallah şapka kazanırım demişti. Şapka da ona nasip oldu. Güzel günlerde kullan, inşallah uğur getirirsin bugün takımımıza da diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Eyvallah, görüşmek üzere. Evet, röportajlarımıza devam ediyoruz. Yine genç Ankara güçlü arkadaşlarımız yanımızda. Şöyle kameraya doğru bir dönelim hafiften şöyle. Yanıma gel şöyle bir adımda. İsmini alalım önce. Bedirhan. Bedirhan. Evet, yanımızda Bedirhan var. Bedirhan, Ankara Gücü'nün bu sezonki gidişatını nasıl görüyorsun? Takımdan memnun muyuz? İnişlerimiz çıkışlarımız var ama sen neler düşünüyorsun? Ya takımda eksik bölgelerimiz var. Oraları doldurmaya bakmamız lazım. Pek memnun değilim şu an. En sorunlu gördüğün bölgemiz senin de savunma. Savunma. Orta sahamız ama iyi. Kanatlarımız da iyi. Forvetimiz az bir şey geliştirirse iyi olur. İnşallah diyelim biz de. Bugünkü maç özelinde ne düşünüyorsun? Maçımız kaç kaç biter? Ya, tabii ki zorlu rakip Beşiktaş yani. Üç büyüklere girdiği için. Onlarda kaliteli oyuncular var. Tabii ki bizde de var. Ya maç berabere biter veya 2-1 anlar diye düşünüyorum. İnşallah bizimle olsun skor diyoruz. Puan alalım. Bugün puansız bu sahadan çıkmayalım da. İnşallah 3 puan olsun diyelim o zaman. İnşallah. Yarışmamıza katılmak ister misin Bedirhan? İsterim. Bir şartımız var. YouTube'da Ankara Mikrofonu kanalına abone olmak. Biliyorum. Aynen. Abone miyiz? Evet. O zaman hemen geçeceğiz şimdi yarışma bölümümüze. Bu sene yarışmamızı biraz değiştirdik. 16 sorumuz var. Birden 16'ya kadar siz bir rakam söylüyorsunuz. Karşınızdaki soruyu da ben size soruyorum. İki sorudan birini doğru cevapladığınız anda çekilişe hak kazanıyorsunuz. Evet, birden 16'ya kadar bana bir sayı söyle. 7. Evet, aynı sorularımızdan bir tanesi. Kolay bir soru. Bu sezon Ankara Gücü formasıyla en çok gol atan oyuncumuz kimdir? Kaç gol atmış? Takımı bir düşün şöyle. Orta sahadan ileriye doğru bir sezon başında çok iyi başlayan bir futbolcumuzu bir göz önüne getir. Sonra da kaç gol attığını bilir. Alisson. Sen bize birden 16'ya kadar başka bir rakam söyle. 14. Evet, zor bir soru. Ankara Gücü'nün kuruluş tarihiyle ilgili bir soru geldi sana. Ankara Gücü Cumhuriyet döneminde Ankara Gücü adını almadan önce iki takımın birleşmesiyle oluştu. Bu iki takımın adını hatırlıyor musun? Ankara Gücü İmalat Harbiye'ydi. Ankara Spor olabilir. İmalat Harbiye'ydi ama eskiden. Değildi.
Belirhan. İki farklı takımın birleşmesiyle oluşan bir takımımızdı. Biraz düşün istersen, aklına gelirse. Biraz düşüneyim. Belirhan, böyle diyelim. Bu haftası bizi affet artık. Bir dahaki programa inşallah sana güzel bir hediye verelim o zaman. Yok, o zaman haksızlık olur şimdi bütün kameranın karşısında. Kusura bakma diyorum. Çok teşekkür ederim Belirhan. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Evet, röportajlarımıza devam ediyoruz. Öncelikle isminizi anlayın. Çağatay. Çağatay Bey, öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Bugün Ankara Gücü Beşiktaş'ta zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor ve tarihi günlerden birisi. Başkanımız Beşiktaş taraftarlarını da maça davet etti. Geldiler buraya. Buraya geldiler, hoş geldiler, sefalar getirdiler. Hem onunla ilgili fikirlerini alayım, hem takımın Ankara Gücü'nün gidişatı hakkında bize fikirlerini söyleyebilirim. Öncelikle Beşiktaş taraftarının buraya gelmesi beni çok mutlu etti. Çünkü 2024 yılına giriyoruz artık. Hani deplasman yasağı çok geride kalmış, çağ dışı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Çağ dışı bir uygulama. Hatta Fenerbahçe Trabzonspor arasında şu an var. Kaldırılması gerekiyor bence. Şu an her takım, istediği her takım maçını izleyebilmeli bence. Deplasman olayının artık tamamen yasalaşması gerekiyor. Bu konuda gerçekten Beşiktaş taraftarına hoş geldin diyorum. Onları gerçekten görmeyi çok isteriz. İyi bir tribün savaşı olacak. Hem sahada futbolcularımız savaşacak, bize tribünde bağırarak seslerimizi savaştıracağız Beşiktaş taraftarıyla. Bu yüzden mutluyum açıkçası. Takımlara gelirsek, Ankara Gücü en son buraya Eryaman'a geldiğimizde bir hizmet yaşamıştık. 4-0'lık mağlubiyet yaşamıştık Antalya Spor karşısında. Gerçekten üzücü bir maçtı o. Onun açısını çıkarmamız gerekiyor. Bugün öyle bir maç beklemiyorum ben. Beşiktaş çok kötü günler geçiyor. Onlar Beşiktaş gerçekten kötü günler geçiriyor. En son Avrupa'da 5 yediler. Onun dışında ligde kötüler. Başkanları gerçekten şu an ibra edildi ama hani hiçbir Beşiktaş taraftarının gönlünde şu an Ahmet Nur Çebi'yi sevmek geçtiğini düşünmüyorum. Beşiktaş rezil kepaze etti. Onlar da bu maça sızacaktır. Avrupa'da hizmet yaşadılar. Onlar için önemli bir maç. Bizim için de çok önemli bir maç. Artık kazanmamız gerekiyor. Ben bu maçta karşılıklı gol bekliyorum. İki takımın da gerçekten savaştığını düşünüyorum. Ama 2-1 veya 3-1 gibi skorla Ankara Gücü'nün maçı galip kalamayacağını düşünüyorum. İnşallah diyelim. Bir küçük yarışmamız var. YouTube'da Ankara Mikrofonu kanalına üye olan Ankara Gücü taraftarları bu yarışmaya hak kazanıyorlar. YouTube'da Ankara Mikrofonu kanalımıza abone misin? Olabilirim. Hemen şimdi. Hemen olabilirsen hemen seni yarışmaya alalım. Olabilirim. Canlı yayında bir abone daha kazanıyoruz arkadaşlar. Hemen oluyorum. Çekilişlerimizde bu arada en önemli olan 2 adet lisanslı formamız hala duruyor. Abone olun, bildirimleri açıyorum. Aleykümselam. Bildirimleri açtım. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Şimdi bana 1'den 16'ya kadar bir rakam söyleyeceksin. Karşılığında gelen soruyu sana soracağım. 2 sorudan birini doğru cevapladığın takdirde hediyeni alıp gideceksin tamam. Buradan. Hediyeni de kendin seçeceğim, ben karışmayacağım. Tabii kendin tamam. Çekiyorsun. Bana 1'den 16'ya kadar bir rakam söyler misin? 7. Bugün herkes 7 dedi. Bu 10. taraftarımız falan 7 diye. Evet, kolay bir soru. Ankara Gücü'nü takip eden herkesin rahatlıkla cevaplayabileceği bir soru. Bu sezon en çok golü hangi oyuncumuz kaydetti? Dur bir dakika. Ben daha sözümü bitirmedim ama. Bu sezon şöyle takımı bir toparla kafanda. Maçları bir gözünün önüne getir. Hemen yanıt verme. Şöyle bir düşün öyle. Tamam. Şimdi bizim forvet konusunda Ankara Gücü olarak şanslı bir kulübüz. Getirdiğimiz sporcular tutuyor. Gerson Rodriguez olsun, onun dışındaki sporcularımız olsun. Bu sene ligde en çok gol atan oyuncumuzun Alisov olduğunu düşünüyorum. Alisov çünkü performans olarak bu sene bize gerçekten fazlasını verdi. Ben Ankara Gücü değilim aslında. Ben aslında Trabzonsporluyum. Ama şehrimi takım Ankara Gücü'nü çok destekliyorum ve maçları izliyorum. En önemlisi de o zaman. Elimden geldiğince maçlara da gelmeye çalışıyorum. Yine geldim bugün de. Alisov diyorum ben cevap olarak. Maalesef doğru kabul edemeyeceğim. Bir daha düşün dememdeki hemen acele etme demem. Şimdi Alisov gerçekten büyük bir golcümüz ama bu sezon en çok gol atan oyuncumuz Alisov değil maalesef tabii. Bana yeni bir rakam daha söyler misin 1'den 16'ya 11 olsun. Bakasetas 11. Evet, bir matematik sorusu gibi bir soruyla karşı karşıyayız. Ankara Gücü tarihinde penaltı atışları dahil olmak üzere en gollü biten karşılaşması da toplam kaç gol olmuştur? Acele etme bir düşün. Şimdi maçı Ankara Gücü'nün en çok gol attığı maç mı? İki takımın birlikte toplam gol attığı, en çok gol attığı maç kaç bitmiştir? Penaltıları da özellikle söylüyorum ki hani böyle kupa maçları var, penaltılar da dahil oluyor. Onlar da dahil. Şimdi ben şöyle bir tahmin yürüteceğim. Hezimet olarak yaşadığımız bir Galatasaray maçı hatırlıyorum geçmişte. 8-0 9-0 gibi bitmişti. 8-0 bitmişti. Demek ki 8 golden daha fazla gol olmuş maç olacak. Hani bu şekilde düşüneceğim.
Maç 2... Soruyu sormamızın sebebi de o zaten. Hani normal süre bitiyor, uzatmalar bitiyor, bir de penaltı. Arkadaşım da gördüm. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ligde 90 dakikalık süreçte 2-2 bitse diye düşünüyorum şu an maç. 4 gol cepte. Penaltılarda seri penaltı alışlarına kadar gittiğini düşünüyorum. Yani 5 golün 5'te gol olsa, seri penaltılara gitse, orada da ikinci gollerde eğer sonuç çıksa 7, 4 daha 11. Gol diyorum ya. Doğru cevap 11 gol oldu. Çok düşündük, çok mücadele ettik ama 11 golü de tutturduk en sonunda. Çekilişe hak kazandın. Müdahale etmiyorum. Toplar burada. Kendi kuralını kendin çekiyorsun. Sıcak top, soğuk top olayı yok değil mi burada? Valla hepsi plastik top. Ben bunu seçtim. Tamam, kendin aç, hiç müdahale etmiyorum. Açıyorum. Forma. Evet, bugünün en değerli ödüllerinden biri. İki formamız vardı, lisanslı. Birini de Çağatay kazandı. Çok teşekkür güzel ederim. Günlerde kullan diyorum. İnşallah uğur getirirsin. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. La 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 la. Ankara gücü. La 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 la. Ankara gücü. La 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 la. Ankara gücü. Hangi tribündeyiz? Maraton. Maraton. Ben de maratondayım. Ben VIP'deydim. Sağ kapalıdaydım. Bu sezon maratona geçtim. Çok daha güzel bir atmosfer olduğu için ben de kombinimi oraya aldırdım. Öncelikle hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Bir isim alayım. Celal Şahin Nukuyucu. Celal yetiyordu bizim için. Teşekkür ederim Celal. TC kimlik falan verme bak burada kameralar. Abi 179 nüfusunu alırsın belki de. İnşallah bir gün zengin olursam alırım. İnşallah. Böyle büyük kanallara yayın yaptığımızda alırım ben seni. İnşallah. En büyük Ankara gücü. Her zaman öyle. Her zaman öyle. Şehrimizin takımı. Arkadaşlar bugün takımımızın genel durumunu konuşuyoruz. Taraftarlarımızla dertleşiyoruz. Onlar da aklında ne varsa bize söylüyorlar. Biz de bunları kameramız vasıtasıyla başkanımıza, yönetimimize ve büyük arkadaşlara iletiyoruz buradan. Onun ardından da katılmak isteyen olursa bir çekilişimiz var. Küçük bir hediye veriyoruz taraftarlarımıza. Onun için de bir şartımız var. YouTube'dan Ankara Mikrofonu kanalına abone olan insanlar arasından direkt çekiliş yapıyoruz. Hemen abone oluyorsunuz. Oluruz efendim. Hemen olalım arkadaşlar. Olur. Hemen olalım. Yayında hemen burada şimdi. Sıkıntı olur mu? Olur. Hemen. Sor abi sen sorunu. Soru değil. Önce bir sohbet edelim. Ha abi. Sohbetimizi yapalım. Biz Ankaralıyız. Sapına kadar da Ankaralıyız. Doğma büyüme. Malatya'ya da gittik. Kayseri'ye de gittik. Menemen'e de gittik. Her zaman iyi günde kötü günde Ankara gücüyüz. Biz taraftarız. Şu kadar bir menfaatimiz yok. Biz taraftarız. Geliriz, desteğimizi yaparız. Ondan sonra gideriz. Eyvallah. Peki takımın bu sezon gidişatınızı nasıl değerlendiriyoruz? Yani, şimdi bir teknik direktörümüz vardı. Bir üçlü savunma inadı yüzünden çok basit puanlar kaybettirdi. Maalesef, maalesef. Bir pişmanlığımız oldu. Benden bahsediyorum. Enişte dedikleri zaman ben olmadığımı anlamıştım zaten. Şöyle bir durum var. Emre Belözoğlu'yla bir çıkış yakalar gibi olduk. Sonra bir kötü bir Antalya Spor anımız oldu maalesef ki. Hepimizin hayal kırıklığı. Antep maçında da değerli bir 3 puan aldık. Çok bugün çok de zorlu bir maça çıkıyoruz. Abi ne düşünüyorsun? Takımı nasıl değerlendiriyorsun? Bugün, bu maç nasıl gider? Ben bugün takıma güveniyorum. Kesinlikle 3 puan alacağımızdan da eminim. İnşallah. Yani maç sonunda sen yine burada olursan aynı mikrofonu konuşurum. Bugün kesinlikle 3 puan bizim. İnşallah. Çünkü Beşiktaş şu an gerçekten çok kötü. Eksikleri çok fazla. Ha biz çok iyi miyiz? Beşiktaş'tan bugün için iyiyiz. Eğer takım gerçekten orta sahada hata yapmazsa Antalya maçındaki gibi kesinlikle 3 puan bizim. İnşallah. Aklında bir skor var mı? 2-1 bizim. Hadi inşallah. Abi, 3-0. İnşallah. Ağzından bal akıyor inşallah. İnşallah. Evet şimdi yarışma bölümüne geçelim mi istersen? Geçelim. Ankara gücünü iyi tanıyoruz. Zaten bu kadar da şey sözden sonra umarım sorulara doğru cevap vereceksin. İki sorum var. Birini doğru yanıtlarsan hediyeyi çekmeye hak kazanacaksın. Abi kameranın önünü bir açabilir miyiz? Bir açalım abi şöyle. Şimdi bana birden 16'ya kadar bir rakam söyleyeceksin. Ben de onun Dur sözüm bitmedi daha. Daha sözüm bitmedi. O zaman 8 numaralı soruyu sana soracağım. İnşallah doğru yanıtlarsın. İkinci soruya gerek kalmaz diyorum ben. Evet. Kolay bir soru. Ya neyin işte sevdasıymış. Neyin işte sevdasıymış. Röportaj yaptırmadılar.
Bu sezon takımımızda en uzun süre forma giyen futbolcumuz kimdir? Hemen cevap vermeyi bir düşün. Takımı bir düşün. En uzun süre forma giyen futbolcumuz sahada kim? Bahadır. Değil maalesef. Maalesef bunu bilemedim. Sen bana 1'den 16'ya kadar başka bir rakam söyle. Sana buradan bir hediye vererek bak bir rakam söyle. 10 numara. 10 numara dedi. Tamam. Biraz önce arkadaş onu doğru yanıtladı zaten. Kolay da bir soru. Ankara Gücü tarihindeki en gollü beraberlik kaç kaç bitmiştir? Hemen cevap verme ne olur bir düşün. Şöyle bir göz önüne getir geçmişleri, 90'lı yılları. Bir gözünün önüne getir. Vallahi hatırlamıyorum. Bir düşün, acele etme ya. En gollü beraberliğimiz. Vallahi hatırlamıyorum. Şimdi hatırlaman önemli değil. Önemli olan rakamı tutturmak. Maçı hatırla. Doğru cevap. Vallahi billahi doğru cevap. Bildim. Enişteniz doğru cevapladı. Bildim. Evet, o zaman çekilişe de hak kazandın diyorum. Evet. Toplarımız burada. Ben müdahale etmiyorum abi. Kendin seç şöyle. Şapka. Evet, görüyoruz. Arkadaşımız da enişteye buradan bir şapka çıktı. Forma çıkmasını isterdik ama. Keşke. Teşekkür ederiz. Abi lisanslı forma Ankara Gücü oradan. Değiştirebilirsin de istemezsen etiketini çıkartmadığın sürece. Güzel günlerde kullan, inşallah da uğur getirir diyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Evet, röportajlarımıza devam ediyoruz. Abi ismini alabilir miyim? Mithat. Mithat abi. Kaç senedir bu tribünlerdesin? 40 abi? Senedir burada. Sen bizim artık büyüğümüzsün abi. 40 senedir tribünlerdeyim abi. Eyvallah abi. Abi bu sezon iniş çıkışlı bir grafiğimiz oldu. Bir türlü bir düzen tutturamadık. Eyvallah. Emre Hoca'nın gelişi bizim için bir ümit oldu. İnşallah devre arasında da istediği transferleri yaparsak güzel günler bizi bekliyor diyoruz. Aynen. İnşallah. Sen neler diyorsun abi? Nasıl bir gidişatı görüyorsun? Şimdi Emre Hoca iyi bir hoca. Bizim karakteri de bizim takımımıza uygun bir şey. Evet. Zaten muhtemelen biz şey diye geldi zannettik. Bu ara transferde transfer yapacak. Bu, zaten yapmazsa bu kadroyla çok bir şey yapacağımızı zannetmiyorum. Muhtemelen yapacağız. İnşallah başarılı olacağız. Bundan sonraki senelerde de eski Ankara Gücü'ne geri döneceğiz. Şampiyonluğa oynayan bir takım yapacağız. İnşallah kardeşim. İnşallah. Eski günlere bir geri dönelim. Evet. Bugünkü maç nasıl? Ne düşünüyorsun abi? 2-1 alırız diyorum ya. Hadi inşallah. Bugün bütün taraftarlarımız 2-1 skor veriyor. Vallahi i̇nşallah bak, uğurlu gelir bize inşallah, diyoruz abi. İnşallah. Abi küçük bir hediye çekilişimiz var. 10 hediyemizin 5'ini verdik. Eyvallah. Umarım sana da bir hediye veririz. İnşallah. YouTube'da Ankara Mikrofonu kanalımıza üye olmak tek şartımız. Eyvallah, olur. Üye olursak abi şu anda hemen olursak şurada kameraların karşısında olur. Sana da çekilişini yaptıralım abi. Buyur abi. YouTube'a mı geliyorsun? YouTube'dan. Şimdi bunu yapmaktaki sebebimiz şu arkadaşlar. Biz bu hediyelerin tamamını kendi bütçemizde Ankara Gücü Store'dan alıyoruz. Ankara Gücü Kulübü'ne destek oluyoruz. Eyvallah. Aldığımız hediyelerin tamamını da ücretsiz olarak taraftarlarımıza dağıtıyoruz. Abone ol diyorum. Tamamdır abicim. Şu an yarışmaya hak kazandın. Bana 1'den 16'ya kadar abi bir rakam söyle. 8 diyelim. 8. Evet. Biraz önce doğru cevap alamadığımız bir soru. Bu sezon sahada en uzun süre kalan futbolcumuz kim? Abi bir düşün. Bir düşün. Abi bir düşünelim. Öyle hemen cevap vermeyelim. Ben bir şöyle sunumumu yapayım. Sorumuz şu. Birçok taraftarımız doğru cevap veremedi. Bu sezon Ankara Gücü formasıyla sahada en uzun süre kalan futbolcumuz kimdir diye soruyoruz. Bakalım abim de bilebilecek miyim? İyi düşün abi. Atakan değil. O değil. O değil, bu değil. Hangisi? Tolga değil. Bahadır değil. Onlar değil. Aha geldi abi bizimkiler. Geldiler. Kimi söyleyelim abi bitiyor verse. Abi şu kalabalıkları tutuyor verin ben sana. Ya bu zor. Şöyle geri hatlardan biri, defans hatları. Defans hatları. Atakan falan değildir. Kesiyor. Değil abi. Başka bir rakam söyle. Başka bir soru soracağım. 6. 6. Çok çok kolay bir soru soracağım abi. Bunu ne olur bil bak. Lütfen çok kolay bir soru. Bu sezon Ankara Gücü'nün en pahalı transferi kim oldu? Rodriguez. Cepas. Abi kurban olayım. Abi en pahalı transfer diyor. Rodriguez değil. Cepas değil. Son bir hak daha söyleyeyim. Bir isim daha söyle abi. Abi, hadi be abim. Rodriguez değil, Cepas değil. Kimmiş lan bu? En son aldığınız oyuncu ya. Biliyorsun abi ya. Vallahi biliyordum da aklıma gelmedi. Vallahi aklıma geldi.
Kime çok para ver. Olmaz, olmaz, dur. Dur abim, olmaz. Dur abi. Hangi dönem? Hangi dönem? Bu dönem. Bana 1980'lerden sonra. Evet abi. Abi doğru diyor. Sen bize yeni soruyor. En büyük transfer, en pahalı transferini biz Trabzon'dan Hüsnü'yü aldık. Hüsnü'yü yani. Almıştık. 4 numara giyiyordu. Bizim yaşlarımızdaki. Çek abi, çek. Çek abi, çek. Bence çek de ya. Bu çek sezon abi. Kimdi abi? Abi söyle la. Araya çok hatırlı insanlar girdi. Evet. Abi. Morutan. Aa, Morutan. Tamam abi. Morutan ya. Tamam, tamam. Morutan. Doğru, 3 milyon verdik. Doğru. Evet, şu anda çekilişimizi de yaptırıyoruz. Eyvallah. Çektik abi. Sormaya hediye ettim biliyorum abi. Atkı. Sen ne dedin az önce? Çocuk atkı ne istedi dedin atkı abi? Atkı istedi. Bugün 2'de 2. 2 isteğin ikisini de yerine getirdik. Eyvallah. Baba, abi eyvallah. İnşallah uğurlu gelir. İnşallah. Canım abi dur. Benim. Göndermem. Vallahi göndermem. Soru sorma gönder. Soru gönder. Tamam. Yok. Seninle sohbet abi. Sohbet, seninle her sohbet zaman, her şeye zaman, değer abi. Her zaman. Evet. Yakından gel. Tanıyacağınız artık Ankara Gücü'nün duayenlerinden yazarlarımız da burada. Abi nasılsın? Allah'a çok şükür. Sizler de iyisiniz. Çok şükür abi. Sizleri gördük. Mutlu olduk. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederim. Biz ne zaman burada röportaj yapsak uğurlu geliyor. İnşallah, i̇nşallah bu sefer de uğurlu inşallah gelir diyorum yine, abi. Yine yine yener çıkarız. Gideriz hepimiz yani arabamıza bineriz. Evlerimize gideriz. Çoluğumuzu çocuğumuzu öperiz, koklarız. O gece bizim rahat için. Rahat bu gece bizim ki gecemiz olsun. Bizim be olsun tabii. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki varsın abi. Hadi. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Evet, röportajlarımıza devam ediyoruz. İsminizi alabilirim. Berat Karaca abi. Berat. Aynen abi. Berat, hoş geldin röportajımıza. Bu sezon takımımızın inişli çıkışlı bir grafiği var. Evet, sıkıntılar abi yaşıyoruz. Güzel günlerde görüyoruz. Evet abi. Nasıl görüyorsun takımın genel? Abi Emre Hoca'nın gelmesiyle güzel bir çıkış yakaladık. Bazen sıkıntılarımız oldu ama Emre Hoca'yla düzelteceğiz inşallah. Güveniyoruz Emre Hoca'ya. Güveniyoruz abi. Takımımızın arkasındayız her zaman. Deplasman demeden, yağmur çamur demeden her zaman arkasındayız takımımızın. İnşallah güzel bir sezon olur. Avrupa'ya gideriz Emre Hoca'yla. Allah'ın izniyle başaracağız abi. Biz inanıyoruz takımımıza. İnşallah. Peki bugün maç kaç? Abi Allah bilir ama içimden geçer Ankara Gücü. İnşallah 2-1 olsun bizim olsun. 1-0 olsun bizim olsun. Bugün bu 6. ya da 7. 2-1 skoru inşallah verir. İnşallah abi vallahi hani kazanalım abi, artık bir güzel günler görelim ya. Vallahi bak İnşallah. Yeter artık abi. İnşallah. Takımımızı Avrupa'da görmek istiyoruz Emre Hoca'nın sayesinde. Sonra Faruk Başkanımız sayesinde. İnşallah abi. Eğer bir istikrar olursa da neden olmasın. Yani tabii sürekli abi, teknik inşallah direktörü değiştirmesek. Aynen öyle. Evet, şimdi bir küçük bir yarışmamız var. Bizim yarışmamıza katılmak ister misin? Sana yarışmayı şöyle anlatayım. Yarışmaya Ankara Mikrofonu kanalımıza abone olanlar, YouTube'da Ankara Mikrofonu kanalımıza abone olanlar dahil olabiliyor. 16 sorumuz var. 2 soruyu seçiyorsunuz, rakam söylüyorsunuz. Karşındaki soruyu soruyorum. Birini doğru cevaplarsan buradaki hediyelerden birini götüreceksin. Kanalımıza abone olur musun önce? Şöyle kameraların karşısında. Oluruz abi. Abone olmam sesini kanalım var, ona da olur. Ankara Mikrofonu değil mi abi? Evet, Ankara Mikrofonu. Şöyle bu kadar basit. Tamam abi. Şimdi şartları yerine getirdik. Şöyle bir adım yaklaşalım. Bana birden 16'ya kadar bir rakam. Birden 16'ya kadar tuttum abi. 9. 9. Aynen abi. Bakalım bilebilecek misin? Umarım bilirsin. Ankara Gücü tarihinde oynadığı maçlar içerisinde toplam en çok gol atan oyuncunuz kimdir? Toplam gol atan oyuncu mu? Hemen cevap verme. Küme düştüğümüz zamanlarda da bizimle beraberdi. Küme düştüğümüz zamanlarda da bizle beraberdi abi. İleri uçları şöyle bir gözünden. Borben vardı abi. En çok gol atan. Ondan sonra kim vardı abi? Ama şöyle düşün yani. Atıyorum 3 sezon bizde kaldı ya. O 3 sezonda toplam en çok gol. Forma giydiği sürelerden en çok gol. Umut Nayır mı ki abi? Doğru cevap. Vallahi tek de bildi. Tebrik ediyorum. Vallahi tek de bildi. Umut Nayır'a selamlar buradan. Umut Nayır. Umut Nayır da bu videoyu görürse sayesinde arkadaşımıza da bir tane hediye kazandırmış olur. Berat Karaca sonunda 4'ler kardeşim. Buradan da reklamını yaptın sayemizde. O zaman çekilişi yapabileceksin. 4 tane hediyemiz kaldı. Aleyküm selam, hoş geldin. Şöyle, hoş geldin. O piti yapalım. Üçünü seçelim abi. Elime bu geldi. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, geldi. Forma geldi abi.
Valla lisanslı formamız şu anda, şu anda en değerli olan son formayı da vermiş olduk. Tebrik ediyorum. O bana çıkacaktı ya. Buradan bütün Ankara medyaya selamlar. Benim formam da yok. Baksana abi, sivil gezdim. Buradan Ankara medyaya selamlar olsun. Formayı aldım. Ankara mikrofonuymuş. Pardon, özür dilerim. Ankara mikrofonu. Gözümüzü saklım. Buyurun. Tamam, gidebilirsin. Hayırlı çok günler. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek abi. Ankara mikrofonu selam. Eyvallah. Geçen benim videomu. Arkadaşlar siz bayağıdır bekliyorsunuz. Katılacak mısınız? Ben abi. Şöyle bir alayım sizi. Bir saniye abi, alayım. Evet, röportajlarımızın artık sonuna doğru geliyoruz. Genç Ankara Güçlü arkadaşlarımız burada. İsimlerinizi alayım. Çağrı. İlkim. Mikrofon alıyor Çağrı. İlkim abi. İlkim, hoş geldiniz röportajımıza. Takımımızın bu sezon bir inişli çıkışlı grafiği oldu. Önce bunları soruyoruz. Abi nereye gidiyorsun? Gitme. Öyle mi? Abi görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bunu soruyoruz. Hani Ankara Gücü'nün gidişatını nasıl buluyoruz? Bundan sonrası için umutlarımız neler, hayallerimiz neler? Onlarla ilgili bir konuşalım. Ankara Gücü'nü nasıl buluyoruz? Vallahi abi bu sezon neler geçecek bilmiyoruz ama aksiyonlu geçecek. Emre Hoca geldiği için teşekkür ederiz şimdiden. Geldiği günden beri takım için çok çalışıyor. Bazı oyuncular oyunu alıyor, eyvallah sağ olun. Ama takım düzeninde bir sorun var. Mesela Tolga Diğerci oyuna girmemesi lazım, sorunu var. Yani güzel bir transfer yapsak bu sezon Avrupa'ya çıkabiliriz diye düşünüyorum. Devre arasında transfer bekliyoruz. Evet, devre arası bir transfer falan, sürpriz isim bekliyoruz. İsim var mı aklında, böyle şu gelse, bu gelse? Yok, şimdilik yok ama ileride görmek isteriz birkaç tane oyuncu. İnşallah. Bugünkü maç üzerinde maç kaç biter, ne düşünüyorsun? Valla bu sefer güçlü bir takım bizi bekliyor. Geçen 5-0 yenilen bir takımımız var, eyvallah sağ olsunlar. Ama burası şimdi Ankara olduğuna göre, bu kadar taraftar geldiğine göre takımını destekleyenler de gelmiştir eyvallah. Ama bu maç skoru şimdiden belli, 3-0 Ankara Gücü alır. Hadi inşallah diyorum, inşallah. Evet İlkim, sana da soralım, takımın gidişatını nasıl? Abi şimdilik pek iyi değil açıkçası. İniş çıkış oluyor dediğin gibi, pek de iyi gitmiyoruz. Ama Emre Hoca bizi Avrupa'ya götürür, inanıyoruz bize, takımımıza inanıyoruz. Geri, Alisov, hepsi var sağ olsunlar, oynuyorlar da. Bugün de görevlerini yaparlar. İnşallah abi, 2-1 biter vallahi, alırız herhalde. İnşallah diyelim. Arkadaşlar çok da tutmayayım sizi, maçın başlamasına artık az bir zaman kaldı. Bir küçük hediye veriyoruz biz burada çekilişte. Bir tane şartımız var, YouTube'da Ankara Mikrofonu kanalına abone olmak. Abone miyiz? Olamadık. Hemen ol, ilkim burada da bugünkü röportajımızda da ilk bayan taraftarımızla çekilişi yapalım. Ama Instagram'dan takip ediyorum. Tamam, bir şey demedim ya, inanıyorum, göstermene gerek yok. Hadi. Ben vereceğim, ben olur mu? Denmiyor abi. Abi arkadaş aboneymiş, oradan alsak, ben de yüklenmiyor da. Abi çekmeyeyim. Olduk mu? Kanalı açalım abi. Olduk, tamam, şartlarımızı sağladık. Şimdi 1'den 16'ya kadar bana rakam söyleyeceksiniz. Onun karşılığındaki soruyu size soracağım. 2 soru soracağım. Birini doğru cevaplamanız halinde çekilişe hak kazanacaksınız. 1'den 16'ya kadar bir rakam. 8. Bugün 5. bilemeyen taraftarın rakamını söyledin. Umarım sen bilirsin. Bu sezon en fazla süre sahada kalan futbolcumuzun ismi ne? İyi düşünün. Hatta istişare de yapabilirsiniz. Abi, Uros. Uros diyorum abi. Bu kadar insan var burada. Bilemediler. İlkim geldi, bildi ve çıkıyor. Tebrik ediyorum seni. Var ol ya, helal olsun. Tek de bildi. Vallahi helal olsun. 3 tane ne? Balon oyuncu abi, sürekli sahada adam, hiçbir işe yaramıyor vallahi, bir görmediler. Öyle demeyelim, takımımızın oyuncusu biz de. Öyle abi. Vallahi helal olsun. Şöyle diyelim, inşallah daha kaliteli ayaklar. İnşallah abi, inşallah. 3 hediyemiz kaldı, artık şansını hangisini seçersen. Çekeyim abi. Çek. Atkı abi. Efe'cim bir atkıyı İlkime hediye edelim. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah uğurlu gelir size de. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Abi, şimdi ekip bekliyor. Kalabalık var burada da. Sırayla gidiyorum ya. Abi, kameranın önünü bir açalım. Açalım abi. Açalım abi. İki. İkinci. Basket belli olsa hadi konuşalım. Sen boş ver. Çok kolay bir soru geldi. Bunu tekte bilirsin. Şöyle söyleyeyim, ilk kiminki daha zordu.
Öyle söyleyeyim. Bu sezon Ankara Gücü 5 tane forma çıkardı. Bu formaların isimlerini bana sayabilir misin? Çok kolay bir soru. Abiler bir dakika. Bir dakika olmaz. Biliyor zaten, biliyor, hepsini biliyor. Şimdi pembe bir formamız vardı. Neydi onun adı? Hatırlayamadım bak. Çok güzel. Ben sana şöyle yardımcı olayım. Sarı formamızın adını hatırlıyor musun? Düz sarı formamızın adını. Şöyle omuzları böyle, bizim az önce hediye ettiğimiz formalar var ya, omuzları lacivert. Yok. Bu hiçbirini... Siyah formamızı hatırlıyor musun adını? Kendi söyledi abi, kurtuluş. Söyledi. Söyleme lan. Sen şöyle yapalım, buradan bir kopya geldiği için sana bir aktarsın. Bana başka bir rakam söyle, onu soralım çünkü buradan bir müdahale oldum. 9. Tamam, çok kolay bir soru, bunu kesinlikle bileceksin. Ankara Gücü tarihinde oynadığı sürelerde en fazla gol atan oyuncumuz kimdir? Hemen cevap verme. Sen git ya. Hayır, git. Maalesef doğru kabul edemeyeceğim. Değildi ya, maalesef. Yürü git, rezil ettin bizi. Manyak ya. Ali Son daha büyük şey var. Evet. Kanalımıza abone olup bizi izleyenlerin yakından tanıyacağı bir ekip şu anda bizimle. Fursaklar Tayfa abi. Bugün bu abi Fursaklardan Fatih Mahallesi muhtar adayımız. Tribünlerden yılların tribün tozunu tuttu. Muhtar kardeşimize sözü bırakıyorum. Bugün o konuşsun. Bir büyüğümüz konuşsun değil mi? Makam mevki sahibi adam abi, sonuçta yani. Burada Fursakları temsil edecek aynen inşallah. Abi ismini alalım. İsmim Selçuk. Selçuk Bey, öncelikle hoş geldiniz. Bir dertleşiyoruz taraftarlarımızla öncelikle. Diyoruz ki hani takımın gidişatını nasıl buluyorsunuz? Emre Hoca'nın gelişiyle ilgili neler düzeldi? Bundan sonra ne bekliyoruz bunları? Valla takımımız şu anda iyi yönde ilerliyor. İnşallah ikinci yarı yapılan takviyelerle çok iyi bir yerlere geleceğine inanıyoruz. Emre Hoca'ya güvencimiz sonsuz. Güveniyoruz. Bundan sonra umutluyuz. Evet, umutluyuz. İnşallah. Abi Avrupa istiyoruz, Avrupa. Buradan da inşallah yönetimle... Emre Hoca'dan Avrupa istiyoruz. Yönetim de bunu duysun abi. Ne yapsınlar, ne etsinler? Bu takım Avrupa istiyor abi. Yeter artık ya. Yeter ya. Yeter artık ya. Tamam. Bugün de 3-0 kazanacağız. Hadi inşallah diyelim. Bu da inşallah buradan bizim enerjimiz olsun stada. İnşallah güzel bir maç çıkarır, galip gelir. Gümbür geliyoruz. Gümbür. Sayın muhtar adayım, bir yarışmamız var. Bu yarışmanın sonunda da küçük hediyelerimiz var. 10 hediyemizden 2 tane hediyemiz kaldı. Biz herkese mümkün mertebe vermeye çalışıyoruz. Tek bir şartımız var. YouTube'da Ankara Mikrofonu kanalına abone olmak. Abone miyiz? Değiliz. Hemen bir abone olalım mümkünse. Kameraların önünde. Seni kapak yaptım ben. Sen mecbur olacaksın zaten. Aynen abi. Ailecek takip ediyoruz. Çekiliş yapıyoruz orada. Takip et. Abone olundu. Tamam, şartlarımız yerine geldi. Şimdi birden 16'ya kadar... Arkadaşım az kenarda durur musunuz? Az kenarda lütfen. Bana birden 16'ya kadar bir rakam söylüyorsunuz. Karşındaki soruyu ben size soracağım. İki sorudan birini doğru cevaplarsan abi, iki hediyemizden birini kazanacaksın. 06. 1910'un 10'u. 06 doğru. Yarol Muhtar. Kolay bir soru ama lütfen rica ediyorum hemen cevap verme. Ankara Gücü tarihinde en gollü beraberliğimiz kaç oldu? En gollü beraberlik. Beraberlikleri düşün, rakamları düşün. Maçı bilmene gerek yok. Skoru bilmem bana yetiyor. 4-4. O maçta ben vardım. 4-4. Doğru cevap. 4-4. Hiç uğraştırmayalım. Yarısı benim. Muhtarım, yarısı benim. Ben hiç koydum. 4-4 çünkü o maçta ben vardım. Sakin olalım abi. Şimdi çekilişini yap abi. Ben müdahale etmiyorum. Topunu çek abi. Karıştırmaya gerek de kalmadı artık. Öbürünü alsaydın ya. Atkıdır abi. Forma çıkacak. Şansına nasıl mı? Muhtar ikimiz. Formaların ikisini de verdik atkı maalesef. Oy. Atkı çıktı. Efeciğim bir atkı. Muhtarım senin atkın var. Abi, muhtarım bir şey söyleyeyim. Bir dakika. O atkıyı birine burada hediye edelim derken. Bak, vallahi ben onu atkı. Abi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Benim atkım var. Ben bunu kızlarıma götürmek istiyorum. Tamam, şöyle yapalım. Abi bir saniye. Atlıyı çocuğa hediye etti. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bakın burada da güzel güzel de şeyler yaşıyoruz gerçekten. Hayır, çocuk deyince yaşıyoruz. Aynen öyle.
Eyvallah. Gümbür gümbür geliyoruz. Eyvallah. Tamam. Eyvallah arkadaşlar. Abi, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Röportajımızı yapalım abi. Bak güzel. Tamam mıyız? Herkes abi, tamam mı? Kolay gelsin. Abim görüşmek teşekkür ederim. Ederim. Görüşürüz. Delikanlı görüşürüz. Öncelikle buradan... Bir dakika dur, daha başlamayız. Sakin. En büyük Ankara gücü arkadaşlar. Oluyor, böyle şeyler oluyor. Röportajlarımıza devam ediyoruz. Beraber miyiz? Evet. Ha, hoş geldin. Abi şöyle gel, arka arkaya durmayın. Heh. İsimleri alayım. Ahmet Karakaya. Ali İnce. Ali İnce, hoş geldiniz diyorum öncelikle. Abi buradan Suat Ustam'a, bir de Antik Ustam'a selam söylüyorum. İzliyorlar. Ankaralılar buradan. Ankaralılar abi. Memlekete de var. Çamlıdere Doğanlar Köyü. Yayındayız da şu anda. Yayındayız bir saniye. Evet, şimdi biz bugün Ankara Gücü taraftarlarıyla takımımızın gidişatı hakkında dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Evet. Eğer küçük bir yarışmanız var, soru cevap şeklinde katılmak isterseniz de katılalım, şartları abi yerine getirirseniz ona da katılıyorum. Öncelikle Ankara Gücü nasıl gidiyor? Bu sezon takımı nasıl? Abi bu sezon iyi gidiyor ama takımsal olarak biraz kötüyüz. Emre Belazoğlu geldi, sevindik ona. Ama kazanabileceğimiz maçlarda yenildik. Ona biraz üzgünüz. Puan kaybettik orada. Başka da diyeceğim bir şey yok abi. Hayırlısı olsun. Bugünkü maç kaç kaç? Bugünkü maç Ankara Gücü alacak abi. Ben eminim. Skor mu? Abi 2-1 biz yeneceğiz bence. Bugün 10. mu oldu, kaçıncı oldu artık sayamıyorum. İnşallah öyle olur. Herkes 2-1 diyor. Abi sen de. Ya ben 3-1 diyorum. Yani takımımız hani maçtan maça değişiyor abi. Bazı maçlar çok iyi. Cidden hani gerçekten güzel. Bu takım geçen hafta neredeydi? Yani. Antalya maçında bakıyoruz, cidden saç baş yolduruyor, bizi üzüyor. Yani biz alıştık yani, yıllardır Ankara Gücü hani beklemediğimiz anda kazanıyor, çok umutlanıyoruz, kaybediyor. Yani Ankara güçlülük böyle herhalde abi ya. Hep keder, hep keder, hep. Aynen, aynen. Yok yok, bu sene inşallah bir düzen oturturuz, seneye de inşallah Avrupa yolunda giden bir takım kurarız. Şimdi son bir tane hediyemiz kaldı, artık hangisi kaldı onu da bilmiyorum da. Katılmak isterseniz bir şartım var. YouTube'dan Ankara Mikrofonu kanalına zaten abone olmak. Takip ediyoruz abi. Eyvallah. Göstereyim abi. Takip ediyorsan tamam. Ben artık biz böyle inanırız yani, öyle şey istemeyiz, ispat istemeyiz. Ben hep röportaj veriyorum abi. Yine bir Beşiktaş maçıydı. Röportaj vermiştim. Eyvallah. O zaman turu atladıydık abi, inşallah bu sefer. Ya ben olur. Genelde kendimi övmeyeyim de hani övmek gibi olmasın. Yaptığımız röportajlarda bizim maçlarda hep güzel skor alıyoruz. İnşallah bu maçta da öyle olur. O zaman şöyle yapalım. Bana 1'den 16'ya kadar bir rakam söyleyin, bir soru sorayım. Birlikte yanıtlayın ama düşünerek yanıtlayın. Tamam. 1'den 16'ya kadar bir rakam. 7. Ya bu 7'yi bugün herkes söyledi var ya. Çok kolay bir soru. Bu sezon en çok gol atan futbolcumuz kimdir? Kaç gol attı? Ekleyin. Bekiroğlu. 4 gol attı. Doğru cevap. Başka soruya gerek yok. Adam Ankara Gücü'nü biliyor. Çekelim mi abi? Bir de bugün herkes aynı soruyu sordu. Arada bir katakulli oldu mu bilmiyoruz abi. Valla son hediye artık çek. Çek. Karışmıyorum artık bu saatte. Bıraktım ya. Son hediyemiz arkadaşlar. Son lisanslı ürünümüzü de şu anda veriyoruz. Atkımız kalmış. Benim de haberim yoktu. Kamera arkasında duruyordu. Güle güle kullanın diyorum. İnşallah uğur getirir. Abi. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür abi, ederim. Allah'ım. Çok sağ olun. Suat Usta, buradan sana selam söylüyorum. Yasin abi, sana da selam yolluyorum. Suat Usta'ya ben de selam söyleyeyim. Çok ısrarlı oldu. İnşallah tanışırız kendisi. Yayınlayın da izlesin abi. Zaten sizi takip ediyor. Eyvallah. Eyvallah. Deli Ankara güçlüdür kendisi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Hediyelerimizi dağıttık. Sabahtan beri kenarda bizi bekleyen abim de geldi. Maalesef hediyem de kalmadı ama. Canı sağ olsun. Abi isim alayım. İsmim İsa Arınmış. İsa Bey. İsa abi, takımın gidişatını nasıl buluyorsun? Biz bugün önce bir dertleşiyorduk. Sonra da hediye verip gülüp eğleniyorduk. Biz seninle sadece dertleşeceğiz şu an. Aynen aynen. Son haftalardaki gidişattan memnunuz. İnşallah bu maçta 3-0 alacağız. 3-0. Evet. Net skor. Evet. Hadi inşallah abi. İnşallah. Ağzından bal damlıyor. İnşallah. Ağzından bal damlıyor. Aynen. Vallahi aynen abi ya. İnşallah başaracağız ya. Emre Belözoğlu'na güveniyorum. Aynen. Ya bu sezon onunla devam edip seneye güzel bir kadroyla Emre Belözoğlu bu işi götürür mü abi? İnşallah. Hedefimiz Avrupa. İnşallah. Avrupa'yı başarmamız lazım. İnşallah. Yeni stadımızda iyi bir şekilde devam etmemiz lazım. İnşallah. İsa abi. Vallahi çok iyi geldin şu anda abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol abi. Görüşmek üzere. Çok sağ ol abi. Her yıl bu mikrofonda hep aynı hayaller. Hep Avrupa'ya gideceğiz. Hep Avrupa'ya gideceğiz. Yaşımız 30 oldu abi. Artık istiyoruz ya. Artık gitmek istiyoruz bakın, abi. Bugün pasaport aldım. Bilet aldım abi. Artık istiyoruz ya. Çocuklarımıza bir şey anlatalım ya.
Bak bu mikrofonda şunu söyledin ya. Ben bu kısmını kesip Faruk Başkan'a biz de İnşallah, dedim. İnşallah abi. Faruk Başkan. 35 oldum ya. Ben 35'im. Yaşlandık ya. Ben ciddiyim 35'im. Ya bu Ankara gücü beni yaşlandırdı. Kafamda saç kalmadı senin. Bende de yok. Sen bakma böyle olduğuna. Peki ne düşünüyorsunuz? Bu sezon takım nasıl gidiyor? Ben inişli çıkışlı grafiği soruyorum hani taraftarlara. İnişli çıkışlı. Bir tık öyleyiz. Bence transferler çok uygun değil. Yani ikinci yarı daha iyi böyle orta sahada defanslar almamız gerekiyor. Şu an Beşiktaş'ı yenebiliriz. Kötü gidene bile Beşiktaş iyi günler geçirmiyor. Bu şekilde bulmuşken de yenmeden göndermeyeceğiz yani, abi. Yoksa iyi olduğumuzdan değil yani hani. Bu ama deplasmana gitmek istiyoruz. Aynen. Misafir edeceğiz. Aynı şekilde gitmek istiyoruz abi. En son Covid'den önceki maçta gittik. Hani 3 yıl geçti, 4 yıl geçti. Bu sene gidelim. Onlar bize geldi. Adana biraz, maçı gibi olmasın. Biraz tribün nedir görsünler, o yüzden gidelim, gitmek gelelim. İstiyoruz. Ya tribünün, deplasman tribünün ne olduğunu aynen, Ankara gücünden aynen, başka kimse aynen, zaten göremez. Arkadaşlara verelim. Sultanlar gelmiş. İnanıyoruz. Benekli Bardola. Evet. Beşiktaş'a. Ooo. Benekli Bardola. Abi. Evet, röportajlarımıza devam ediyoruz. Daha önce de ekranlardan aşinasınız. Geçen sene bir röportajımız olmuştu gene. Fenerbahçe maçıydı. Beşiktaş maçındayız. Ya umarım gene galibiyette sonuçlanır. Skor bilmiştik, 3-2 idi. 2-1 biz alırız diyoruz. Fenerbahçe 3-2 yenmişti. 2-1 biz alırız diyoruz inşallah. Emre Bezoğlu'yla güzel bir ivme yakaladık. İnşallah daha güzelleri olur. Ankara gücü daha güzel yerleri ya. Ankara gücü daha güzel yerleri hak ediyor. Avrupa hedefimiz. Emre Hoca'ya güveniyoruz. Emre Hoca ile bu sezonu tamamlar. Bence tamamlarız. Emre Hoca güzel yerleri hak ediyor. Futbol bilgisi, tekniği güzel. Emre Hoca güzel yerleri gerçekten Ankara gücüyle birlikte, taraftarla birlikte bütünleşmiş bir hoca şu anda. Taraftar Emre Hoca'yı benimsedi, çok seviyor. Onun hırçın haliyle Ankara gücü gerçekten uyuyor aslında. Evet, Ankara gücü futbol oyunu olarak aslında Emre Hoca ile birleşti. Emre Hoca'nın agresif yapısı, tribünlerin agresif yapısı futbolcuların hırçınlığına yansıyor. Umarım daha güzel olur. İnşallah. Biz de Avrupa'da bunu bekliyoruz. Ankara gücü olarak sadece tek halimiz ligde başarı, Avrupa'da başarı. Avrupa'da başarı olmasa bile Avrupa'ya bir gitmemiz taraftarı daha çok bütünleştireceğine inanıyoruz. İnşallah. İnşallah sizlerle birlikte daha çok seviyoruz. Takip ediyoruz. Sizleri yani Ankara gücü hakkında taraftarlarla birlikte yapmış olduğunuz röportajları seviyoruz. Takip ediyoruz. Ankara gücüne bir şey kattığınızı inanıyoruz biz. Eyvallah. Seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Desteklerinizi tekrar destekliyoruz yani. Bütün emeklerinizi destekliyoruz. Teşekkür çok teşekkür ederim. İnşallah başka güzel olur her şey. Çok sağ ol. Abi gel ya. Geldik. O kadar aldı. Şunlar abi ismi. Abi yaklaş, korkma abi. Yaklaştım. Korkma. Problem yok. Abi ismini alıyor abi. Uğur Çalışkan. Uğur abi. Takımımızın bu sezonki gidişatını konuşuyoruz taraftarlarımızla. Ondan sonra da bugünkü maçı değerlendirmelerini istiyoruz. İnişli çıkışlı bir grafiğimiz oldu. Emre Belezoğlu'yla bir hava yakaladık. Tribünlerimiz yeniden dolmaya başladı. Ama takımımız bir tek yazıyor, bir düzeliyor. Neler düşünüyorsun? Ya Emre Belezoğlu bizim istediğimiz bir teknik direktör. Çünkü Ankara Güçlü'nün ruhunda Ankara Güçlü böyle anka kuşundan, küllerinden doğan bir teknik direktör ve futbolculuk ve taraftar. Bizim istediğimiz sahada mücadele eden, son terine kadar Ankara Güçlü'nü hisseden bir futbolcu topluluğu ve teknik direktörünün olması. Benim yaşım 47. Ben Cebeci İnönü Stadı'nda maç izledim. 19 Mayıs'ta da maç izledim. Eryaman'da da izliyorum. Ankara gücüne yakışan, futbol oynayan teknik direktör ve futbolcular olsun. Benim tek ricam yönetiminden, ben Faruk Koca'dan memnunum. Taraftarımız 10 numara. Bu taraftarı hiçbir yerde bulamazsınız abi. Bu taraftar var ya, canını dişine takan taraftar, cebinde parası olmayan taraftar gelir, gider. Teknik direktörümüz şu anda iyi. Futbolcularda vardır bir şey, ayrı bir şey ama benim istediğim şu, scout ekibine önem versinler abicim. Benim Ankara gücü yönetiminden, camiamdan istediğim tek şey budur. Sadece ben bunu söylüyorum ya. Yazık olmasın bu taraftara. 10 binler geliyor, 20 binler, stat full gişe.
Beşiktaş maçı önemli değil. Yenelim, yenelim, yenelim. Önemli değil. Sahada mücadele eden, iyi futbol oynayan, terinin son damlasına kadar akıtan futbolcu topluluğu olsun. Bu kadar. Evet, saygılar sunuyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ankara Gücü'de. Fotoğraf alalım mı? Evet, artık maçın başlamasına yarım saat kaldı. Biz de yayınımızı bitirmeden önce arkadaşlarla da bir sohbet edelim. İsimleri alayım. İsmim Gökhan. Gökhan. Volkan. Volkan. Gökhan ve Volkan. Abi ne diyoruz? Maçın bugünkü skoru ne olur? Bugün alacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Beşiktaş'ı darmadağın etmeye geldik. Kaç kaç biter maç abim? 3-2. 3-2. Bence de öyle biter. Bence de öyle. Yenelim de ne olursa. Aynen, yenek de İnşallah. Abi ayağınız uğurlu gelsin. Ayağınız uğurlu gelsin abicim. Eyvallah. Evet, bugünkü taraftar röportajlarımızın sonuna geldik. Artık son yarım saatlik dilim. Biz de kameralarımızı kapatıp artık statta yerimizi alacağız. Güzel bir yayın oldu. Güldük, eğlendik. Eski dostlarımızı gördük. Yeni insanlarla tanıştık. Taraftarlarımızın çoğunluğunun vermiş olduğu bir skor var. 2-1 galip geliriz inşallah dediler. Yaklaşık bir 15-20 farklı kişiden 2-1 skorunu duyduk. 10 adet hediyemiz vardı. 2 forma, 4 atkı, 4 tane de şapka. Tamamı lisanslı Ankara Gücü Spor'dan alınmış ürünler. Hem kulübümüze destek olduk, hem de burada taraftarlarımıza ücretsiz hediye dağıttık. Hediyelerimiz artarak devam edecek. Bir sonraki röportajlarımızda inşallah bu rakamı 20'ye 30'a çıkartırız. Daha güzel sorularla, daha kolay sorularla daha çok hediye dağıtmak istiyoruz. Bugünkü maç özelinde de inşallah Ankara Gücümüz bu sahadan güzel bir galibiyette, farklı bir skorla ayrılacaktır, bizleri mutlu edecektir. Şimdilik bizden bu kadar. Güzel bir gece olsun. Ankara Gücü'nün galibiyeti olsun. Ankara Gücü taraftarları mutlu olsun. Sizler de bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ankara Mikrofonu kanalımıza abone olun ki bu yayınlarımız devam etsin, bu hediyelerimiz devam etsin diyorum. Herkese şimdi iyi akşamlar diliyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.